Karşınızdayız. İlk durağımız Beyoğlu Belediyesi. Beyoğlu Belediyesi ve İTÜ Bilim Merkezi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Meraklı Zihinler Bilim Şenliği çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Taksim Meydanı'nda yapılan şenlik 4 gün boyunca devam edecek. Meraklı zihinlerin kalbi Beyoğlu'nda atıyor. Çocuklara bilimi eğlendirerek öğretmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Meraklı Zihinler Bilim Şenliği düzenlenen törenle başladı. 4 gün sürecek olan ikinci Meraklı Zihinler Bilim Şenliği Taksim Meydanı'nda meraklı çocukları bekliyor. Beyoğlu Hareketleniyor Festivalleri kapsamında Beyoğlu Belediyesi ve İTÜ Bilim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik 19 Kasım tarihine kadar Taksim Meydanı'nda devam edecek. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olduğu şey inovasyondur, yeniliktir, mucitlerdir, kaşiflerdir. Kısacası çocuklarımızın icat çıkartmasıdır. Çünkü bütün dünyada bütün yarışın yeni keşifler üzerinden, yenilikler üzerinden olduğunu biliyoruz. Biz de toplum olarak aslında çok meraklıyız. Hele yenilikleri kullanmaya karşı çok meraklıyız. Düşünün ki yeni teknoloji bir şey çıkmış olsa herhalde dünyada bunu en çok kullanan ülkelerin başında geliyoruz. Bu teknolojileri kullanmak yetmiyor. Bu teknolojileri üretmek gerekiyor. Bunun da yolu meraklı zihinlerden geçiyor. Çocuklarımıza daha küçük yaştan itibaren motivasyonu bol verip onları bir şey keşfettirmeye yönlendirmek bizim ülke stratejimiz olmalı. Nadyonik diye geçiyor bu madde. Şenlikte öğrenci ve ailelerini görsel açıdan zengin bir içerik bekliyor. Bilimsel etkinlikler, tematik atölye çalışmaları, öğrenci proje standları ve zeka oyunları şenlikte yer alacak. Etkinlikte bilime ilgi duyan 7-14 yaş arasındaki öğrencilerin çalışmaları da sergilenecek. Nasıl buldun şenliği? Çok güzeldi. Neyi beğendin en çok? En çok hani tam gezmediğimiz için bilmiyorum ama oradaki konuşan poşet kadın çok güzel. Ne aldın? Robot demiyor muyuz biz ona? Evet, robot. Ne diyor robot? Sen tam dinlemedim ama geldiğiniz için hoş geldiniz diyor sanırım. Sen de bir robot yapmak ister misin? Biraz zor olur ama güzel olur. Nasıl bir robot yaparsın peki yaparsan? Mesela ona zor işlerde yardım edecek bir robot olabilirdi. Ve orada neler oluyor programında stüdyomuzda konuğumuz var sayın seyirciler. Sultan Gazi Belediye Başkanı Sayın Cahit Altunay bizimle birlikte. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kez daha programımızı sizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Zira Sosyal Belediyeciliğe örnek çalışmalarınızla yine bizimle birliktesiniz. Ben madde madde sormayacağım zira gerçekten çok yoğun bir hizmet listeniz var diye özetleyeyim. İhtiyaç sahiplerine yardımlar, sporcuya destek noktasında yardımlar, hasta ve engelli vatandaşlarımıza yardımlar konusunda çok öne çıkan çalışmalarınız var. İsterseniz sizden dinleyelim. Sultan Gazi Belediyesi neler yapıyor? Çok teşekkür ediyorum. Yeniden bir programda sizlerle ve seyircimizle beraber olmaktan da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii ki artık sosyal devlet anlayışının sosyal belediyecilik anlayışına büründüğü bir süreci yaşıyoruz. İnsanlar hizmetleri çok daha yakından, çok daha çabuk, çok daha nitelikli almak istiyorlar. Eskiden ne verirsek teşekkür eden belki bir toplum vardı ama artık öyle değil. Hesap soran, sorgulayan, talep eden bir toplumla hizmet ediyoruz, karşı karşıyayız. Bunun böyle olmasını da gönülden de arzu ediyoruz. Neden? Biz öyle insanlar tanıdık ki, öyle çevreler gördük ki gerçekten imkanlar olduğu halde o insanlara ulaşmamış. Veya unutulmuş ya da takip edilmemiş, sorulmamış. Kendi derdiyle baş başa kalmış. Ama son 15 senedir özellikle şuna hep dikkat ediyorum. Gerçekten bütün kesimlere dokunulması için yoğun bir çalışma hem genel siyasette var hem yerel siyasette var. Hatta birbirimizi tamamlayan nitelikte de çalışmalar yapıyoruz. Bugün engelli evine gittiğimizde onun evde bakım maaşıyla nasıl bir rahatlama içine gördüğüne şahit olmak ne doğru bir yol izlediğimizin de en güzel kanıtı. Kesinlikle. Yani 3 tane çocuğu olan anne eşten bir şekilde ya ayrılmış ya vefat etmiş, yalnız kalmıştır. Ama bir tane engelli çocuk aileye bakıyor, kirayı ödüyor. Nasıl oluyor? Evde bakım hizmetiyle oluyor. Bu insanlar önceden bakan yoktu. Yardımlarla bugün var yarın ne olacağı belli değildi. Şimdi hepsi o gözüne bakıyor engel. Aman ona bir şey olmasın. Maaşımız kesilirse ne olur halimiz diye.
Bütün aile bireyleri ona özen gösteriyor. O çocuğa daha iyi bakmak için çalışıyor. İşte ne güzel bir süreç yaşıyoruz. Keşke Allah kimseye vermesin. Ama veriyorsa da komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışını harekete geçirmek için en öncülerde biz olmamız gerekiyor. Bu manada bu sosyal destek projeleri biraz önce de ifade ettiğim gibi ulaşma noktasında, onları kısmen de olsa rahatlatma noktasında ya da onlar için bir umut kapısı olma noktasında bize büyük görevler düşüyor. İşte bu manada düşündüğümüzde engellisinden yaşlısına, çocuğundan gencine, kadınından erkeğine hepsi için yapacağımız mutlaka çok şeyler var. Ve hala ben burada konuşurken ulaşamadığım birçok ailede ama bize gelmediniz veya bizi duymadınız diyen de olduğunu duyar gibiyim. Ama ulaştıkları takdirde gerek bizim bu aş yardımlarımızdan, gerek erzak yardımlarımızdan, gerek çocuk bezinden kıyafet yardımlarımızdan oraya kadar hepsinden yararlanabilirler. Bu imkanlarımız şu anda Sultan Gazi Belediyesi olarak var. Ve biz günde 2000 aileye sıcak yemek dağıtıyoruz. Ama bunların hiçbirine bir isim geldi, adres geldi, gönderin diye yapmıyoruz. Mutlaka ekibimiz önce gidiyor, kültür işleri tespit ekibimiz ediyor. Tespit ediyor ve onların yemek yapma mecali kalmamış. Ya da engeli var ya da çok yaşlı. Kesinlikle tüp bile yakamayacak durumda aileler olduğunu görüyoruz. Ondan sonra oraya sıcak yemek çıkarıyoruz. Tam anlamıyla ihtiyaç tabii sahibi olduğu netleştiriliyor. Öbür taraftan biraz sağlıklıysa, imkanı, durumu yoksa ona erzak göndermeyi yeğliyoruz. Yine çok çocuklu ailelerin kıyafet yardımları için aslında bunu belediye imkanlarıyla da yapmıyoruz çoğunu. Mesela yardım elden ele yardım merkezi adını verdiğimiz bu kıyafet yardımları da zenginden alınıp fakire veriliyor. Yine aynı araştırmaya tabi tutuluyor. Kendisine bir kart veriliyor. Ona gerektiği kadar kontrol yükleniyor ailenin ihtiyaç durumuna göre. O kontrolü belli bir sürede kullanılması isteniyor. 6 aylık ya da 1 yıllık. Şimdi çocuklar için mağazamıza geldiğinde o biliyor ki o kontrolü idareli kullanmazsam bir anda bitirirsem 6 ay ne yaparım diye. Çocuğuna lazım olan ayakkabıyı, kızına lazım olan elbiseyi, kendine lazım olan hırkayı alıyor. Ve oradan çıkarken bizim yetkilimize kartını veriyor, kontrol düşüyor. Öbür taraftan bize bağış yapan fabrika sahibi de kendi malının bizde ne kadar kaldığını internetten görüyor. Bittiği zaman biz aramadan o yardımı bize takviye gönderiyorlar. Ediyor. Biz hayırlı de zaman zaman onları da ziyaret ediyoruz. Onlar mutlu, alan mutlu. Böyle önemli bir görevi, köprü görevinde belediye olarak yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunların yanında bize birçok daha farklı yardımlar noktasında gelenler oluyor. Bunları tek tek saymayacağım ama şu var. Her ilçenin kendine az bir özelliği var. Evet. Bir karakteristik yapısı var. Avantajları var, dezavantajları var. Başka bir ilçe başka işlerin hayalini kurarken ama bize daha fazla göç alan bir konumda olan ilçe olarak gerçekten bu yardımlar ön plana çıkmak zorunda. Okul ihtiyacı da bununla böyle belirleniyor. Bir bakıyorsunuz aile altı nüfus gelmiş, çocukların hepsi okul çağında. Onların hepsini okula yerleştirmek durumundayız. Bazı okul müdürlerimiz diyor ki başkanım neredeyse gün yok ki kayıt yapmadan geçsin. Şimdi bu kadar yoğun bir göçün yaşandığı bir yerde belki bu 5-6 ilçe için İstanbul'da geçerli. Her ilçeye gelemiyor fakir aile. Çünkü orada kiralar yüksek, daireler pahalı. Ama belli ilçelere geldim bir tanesi de biziz. Bu manada okul konusunda da ciddi sıkıntılarımız oluyor. Ama çok şükür bunu çok iyi bir şekilde keşfettik ve ısrarla Milli Eğitim Bakanlığı'na kapanmadan evvel özel idaremize yoğun gayretler ve çabalar sonunda 5 yılda 27 okul kazandırdık ilçeye. Şu anda 8 okulumuz tekrar ihalede ve akabinde bir 8 daha gelecek. Böylece sınıf mevcutları yüzlerden 40'ların altına indi. Hedefimiz 30'un da altına indirerek daha kaliteli bir eğitimi inşallah ilçemizde uygulama i̇nşallah. Yolunda bize düşenleri yapacağız. Burada bir şey daha var. Buyurun. Okullarla ilgili şunu söylemek zorundayım. Eski Milli Eğitim Bakanımız Ömer Dinçer döneminde okullar hayat olsun diye bir proje ortaya çıkmıştı. Ve bunu ilk uygulayan ilçe olduk. Açılışta bizim statta oradan verildi Sultan Gazi'den. Neydi o biliyor musunuz? 10 dönüm okul bahçesi var. İçinde 1000 metre taban oturumlu bir okul. 9 dönüm kullanılmıyor. Yani atıl durumda duruyor. Önde bir bahçe çocuklar için kullanılıyor. Buralara girdik. Arkaları yeşil bahçeler, fitness aletleri, okuma salonları birçok şeyle doldurduk. Alanlar çizildi, tamamen oyun alanlarına dönüştü. Bu çocuklar ve aileler geldiğinde hafta sonu velilere de açık spor salonlarına varana kadar şimdi tam anlamıyla kullanılıyor. İşte bütün bu yardımları belediye olarak asfaltından boyasına, fitnessından çiçek bahçesine kadar desteklerimiz hepsine olduğu gibi bundan sonra da sürmeye devam edecek. Ama ben şunu gördüm, çocuklar memnun, veliler memnun.
Yani belediye okul işbirliğinin kazanımlarına hep şahit olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız daha iyi şartlarda yetişiyor kanaatini taşıyorum. İnşallah bundan sonra da bunlara özen gösteren bir ilçe olmaya devam edeceğiz. Eğitime destekten sonra spora ve sporcuya destek konusunda da önemli çalışmalarınız var Sayın Başkanım. Ona da değinebilir miyiz? Amatör spor kulüplerine yardımlarınız söz. Şimdi yine Sultan Gazi kurucu belediye başkanı olarak geldiğimde 3-4 taneden bugün 22 noktasına geldik. Spor kulüpleri, değişik tekvando, karate farklı kulüpler var. Ama her biri gençleri sokaktan çekmeye yönelik çalışmalar yapsın çok önem arz ediyor. Ve dolayısıyla özellikle bu ortamda, bu süreçte gençleri belli bir alandan koparıp, daha doğrusu sokak kültüründen koparıp onları gerek spora, gerekse çeşitli eğitim dallarına yönlendirmek yine bize düşen büyük görevlerden bir tanesi. Ben onun için bütün kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle kadrolarında yoğun bir genç kitlesi, çocuk kitlesi barındırıyorlar. Her geçen gün sayıları artıyor. Biz de ne yapabiliriz onlar için deyince ortaya ihtiyaçlar çıkıyor. Bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında ben toptan söyleyeyim. Yani 22 kulübede bu manada malzeme desteği sağlıyoruz. Yani onların normal hafta sonu araç ihtiyaçları vesairelerin dışında bu malzemeler çok önemli. Yıl boyunca yapacakları bu sporda ihtiyaç duydukları topundan eşofmanına, yağmurluğundan şortuna kadar, dizliğine kadar ne gerekiyorsa bunları temin etmenin de belediye olarak gururunu yaşıyoruz. Bu akşam da saat 19'da inşallah bu dağıtım törenimiz var. Yani bu malzemeleri yılda bir defa o kulüplerle önceden yaptığımız görüşmeler ve onlarla yaptığımız analizlerden sonra ortaya çıkacak yardım miktarını belirliyoruz. Ve bu yardımları alıp bu akşam işte o dağıtım töreni de Sultan Gazi'de yapmış olacağız. Spor camiamızda sevindirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Ve beraberiz. Aynı heyecanı onlarla biz de yaşıyoruz. O kadar çok başarılar geliyor ki bunları tek tek sayamam. Gerek karate'de, gerek tekvando'da, gerekse diğer spor dallarında, kickbox'ta ve futbolda, voleybolda, baskette, her alanda, gerek okullarımızda, gerekse sivil toplum kuruluşları arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda bunlara hep şahit olduk. Ve çoğu zaman çok önde madalyalar aldık. Yani dünya derecesine girmiş arkadaşlarımız Sultan Gazi'de tek tek, bunları saymak mümkün değil şu anda ama belediyemize geliyorlar, biz onlara tebriğe gidiyoruz. Bunlar gurur verici. Kesinlikle. Bize düşen destekleme noktasında da gayreti göstererek onları biraz olsun motive etmek, mutlu etmek bizim önemli işlerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkanım, son bir dakikamızda evdeki bakım izni, ihtiyacı olanlara bakım hizmetine değinmek ister misiniz? Şimdi evde bakım var, bilinçli anne sağlıklı nesil programlarımız var. Bunlarla alakalı evde bakım hizmetlerini tespitini hükümetimiz bize verdi. Yerel belediyeler yapıyor. Biraz önce söylediğim şekilde gidip aileyi görüyoruz, tespitleri yapıyoruz ve oluşturduğumuz dosyayı Ankara'ya gönderdiğimizde oradan çıkacak yardımın dağıtımını da bizler sağlamış oluyoruz. Ama bugüne kadar Sultan Gazi'de çok ciddi sayıda aileye ulaştık. Bu ailelerin dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Kaynaklarını, daha doğrusu aldığı maaşların hepsini belediye eliyle veriyoruz. Ama bir şey daha var. Mesela biraz önce bahsettiğim bilinçli anne sağlıklı nesil projemiz göreve geldiğimizden bugüne kadar devam ediyor. Kesintisiz süren bir proje. Kadının hamilelik dönemiyle ilgili ve doğumdan sonraki çocuğu yetiştirme dönemini de kapsayan bir çalışma bu. Dolayısıyla bunda çok verim aldık. Yoğun da bir talep alıyoruz. Burada gerek çanta ihtiyacı doğumla ilgili, gerekse doktor kontrolü, egzersizler tamamen salonlarımızda yapılıyor. Bu eğitimler yine mekanlarımızda veriliyor. Anneler buraya müracaat ettiğinde bizden bu eğitimleri ücretsiz olarak alıyorlar ve bilinçli bir şekilde hamilelik süreci geçiriyor. Daha sonra da çocuğun doğumundan sonra yapacaklarını da öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. O sertifika törenlerinde yine topluca bir araya geliyoruz, dağıtıyoruz. Bu heyecanı onlara katıyoruz. Bunun gibi belki onu geçkin proje var. Bu projeler sosyal projeler olarak ilçemizde devam ediyor. Sağlıklı bir nesil için de gerçekten önemli projeler. Halkına hizmeti seven bir başkanı ağırladık. Yani Sultan Gazi Belediye Başkanı Sayın Cahit Altunay'ı çok teşekkür ediyoruz başkanın konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Yeni projelerinizle görüşmek dileğiyle diyelim. Sayın seyirciler, orada neler oluyor da şimdi Bağcılar Belediyesi'ne konuk olacağız. Bağcılar'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen gençlik şöleni bu yıl da büyük bir coşkuyla geçti. Birbirinden farklı gösterilere sahne olan şölende başarılı olanlar altınla ödüllendirildi. Alışık olduğumuzdan farklı bir mehter takımı. İlgi çekici gösteriler.
Bağcılar'daki gençlik şöleninde gençler ardı ardına sahneye çıktı. Bağcılar'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen gençlik şöleninde bu yıl da coşku vardı. 21. Gençlik Şöleni'nde veliler de çocuklarını ilgiyle izledi. Farklı branşlarda çok sayıda başarı kazanan sporcular da şölendeydi. Bağcılar Belediyesi onları altınla ödüllendirdi. 2015, bu yılda Avrupa ikincisi, dünya üçüncüsü oldum 2016 yılında. Bağcılar Belediyesi'nde bizim gibi başarılı sporculara ve öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Ve orada neler oluyorum? Bugün de sonuna geldik sayın seyirciler. Yarın yine aynı saatte 14.30'da belediyelerimizin çalışmalarıyla karşınızda olmak dileğiyle. İyi günler efendim.